kimseyi ben kötülemek istemiyorum ama sade olacak ki etin tazeliğini bileceksin. Abi şu sosa bayılıyorum ya. Ekmeğe ban ban ye buna ya. Aynen doğru söylüyorsun. Farklı bir yemeği her türlü her yerde yiyebilir. Amaç evet. Karın doyurmaksa şayet. Evet. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Antalya'nın Manavgat ilçesindeyim. Manavgat'ın Yukarıhisar mahallesinde bulunuyoruz şu anda. Bu mahallenin 35 yıldır muhtarlığını yapan Sinekal'ın işletmesinin önündeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz küçük şirin bir köfte piyaz dükkanı. İki masadan oluşuyor. Tabelesi falan yok. Sadece şurada gördüğünüz köfte piyaz yazısından başka bilinmez. Çünkü buranın müşterileri kadim müşteridir. Bilen müşterileri vardır. Şimdi içeriye girelim. Muhtarı fazla bekletmeyelim. Sonuç itibariyle devleti temsil ediyor. Fazla beklettiğimiz zaman kızabilir bize. Hadi gelin bu güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Bu arada arkadaşlar, bir sonraki lezzet durağım hangi şehir olsun yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Bir de aynı zamanda videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizle hep birlikte büyüyeceğiz arkadaşlar. Hadi gelin bu güzel videomuza başlayalım. İçeriye girdik. Ali Muhtarım'la birlikteyiz. Ali Muhtarım, seni ben zaten tanıyorum. Manavgatlı olup da seni tanımayan yok. Manavgatlı oldukça meşhursun ama takipçilerime tanıtmak istiyorum seni. Seni sen tanıt abi. Şöyle bir kendinden kısaca bahseder misin? Teşekkür ederim bu nezaket ziyaretiniz için. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben bu mesleğe 1988'in sonlarına doğru başladım. 89'da da 7 dönem muhtar olarak ve bu mesleğe de o tarihten bu yana devam ediyorum. 35 yıl ya, dile kolay. Evet, 35, 7 dönem üst üste muhtar seçildik. Doğru. Demek ki hakkını veriyoruz ki halk seçiyor. Helal olsun, seviliyorsun abi. Manavgat'ta sevilen birisi. Mutlaka. Bu köfte piyaz aşkı nereden geldi? Sonra önce muhtarlık, sonra mı köfte piyaz? Yok, önce köfte piyaz. Evet. 3-5 ay sonra da muhtarlık başladı. İşte abi şöyle dükkanı görüyorsunuz değil mi? Yani iki masadan oluşuyor arkadaşlar. Yani iki masa, küçük bir köfte tezgahı. Şurada da piyaz yapılıyor. Şimdi işin sırrını öğreneceğiz. Ali abinin müşterileri devamlı. Kadimdir yani, öyle yeni müşterisi çok fazla olmaz. Çünkü standart hep bilenler gelir buraya. Köftesini, piyazını yiyen de zaten Ali abiyi bırakmaz. Bir de Ali abinin kendinin sohbeti içinde gelen çok fazladır. Doğru. Konuşkan biridir. Doğru. Şimdi kamera açıldığı zaman biraz içine kaçtı. Biraz çekingen oldu ama siyasetçi adam bilir konuşacağı yeri, ne konuşacağını da iyi bilir. Mutlaka. Abi başlayalım mı? Tabii başlayalım. Hem anlatalım hem sohbet edelim. Aynen. Tamam. Aynen. Şimdi önce piyazı yapalım. Piyazı siz yapacaksınız. Ben yapacağım. Tamam, şöyle hanımefendiden dinleyelim. Sizi bir tanıyalım bir. Ben Büşra Nur Özen. Evet. Ali Bey'le birlikte çalışıyorum. Bir kızım var. Evet. Kendi aklımda. Siz de uzun yıllardır buradasınız. Evet, yani siz de her geldiğimde ben de görüyorum. 5. yıl değil mi? Aynen öyle. Beşinci harika yıl. Ya. Bir aile oldunuz artık. Kesinlikle öyle. Şöyle hem çalışmak bir ekip işi. Evet. Ekip olmadığınız sürece o işten lezzet almazsınız ve müşterilerinize bunu yansıtamazsınız. Biz bu hassasiyetle 5. yılı. Süper. Bu uyumu sağladınız. Yani Büşra Hanım'la 5. yıla girdik. Gerçekten bir ikili olduk yani. Harika. Ben her geldiğinde sizi görüyorum zaten. Evet. Birbirinizi bütünlüyorsunuz. Yani. Harika. İyi bir uyumunuz, aynen, iyi bir enerjiniz var. Şimdi bir piyaz yapalım sizlerle. Evet. Kuru fasulyemiz. Şöyle, evet, gösterelim. Bu haşlanmış bir kuru fasulye. Bu haşlanmış bir kuru fasulye. Herhangi içinde bir katkı yok. Yok. Hayır, kesinlikle yok. Evet. Bir tane çiğ soğan rica edeceğim. Şimdi bu Antalya'da mesela birçok Ali abi şöyle piyaza bazıları soğan atar, bazıları soğan atmaz. Sen ya, o şöyle söyleyelim. O müşterinin isteğine kalmış bir olay. Evet. Mesela bazı müşterimiz var yumurta istemez. Bazı müşterimiz var dediğiniz gibi soğan istemez. Bazıları maydanoz istemez. Ama işte yani yorumlar kısmında bir belirtin arkadaşlar. Evet. Antalya olup da bu videoyu izleyenler varsa yani siz nasıl seviyorsunuz? Tabii, yani tabii. Piyazı ya genel soğanlı zaten mı seviyorsunuz, soğansız mı seviyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim ben size Murat Bey. Gelen müşterimiz zaten muhtarım söylüyor. Domates, evet, koyma diyor. Ve şunu koyma diyor. Şimdi eskiden bu piyazda kışın domates olmazmış arkadaşlar. Soğan da olurmuş. Soğan her zaman, piyaz zaten soğan demek. Evet. Ama Antalya'da tartışma konusudur bu. Melemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışması. Antalya'da da piyaz soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışması hep vardır. Kesinlikle. Soğanlı piyaz paylaştığım zaman linç yerim. Instagram kanalımdan takip edenler bilir. Soğansız paylaştığım zaman da linç yerim. Yani bir kesim öyle seviyor, bir kesim. Ama ben şunu söylüyorum. Kim nasıl istiyorsa öyle sever. Soğanımızı doğruyoruz şu anda. Bakın biz soğanlı yapıyoruz. Manavgat'ta soğanlı tercih ediliyor. Ya zaten soğan, maydanoz. Kesinlikle bence soğandan alıyor. Evet. Yani piyazda soğan, domates, maydanoz zaten vazgeçilmezidir yani piyazın. Evet. Şimdi genel benim mesela bazen yabancı derken Ankara, İstanbul'da müşterim oluyor. Antalya usulü piyaz yediniz mi? Yok diyor, İstanbul usulü diyor. Ben size diyorum Antalya usulü piyaz yapacağım diyorum. Yalnız bunun sosunu çok koymuyorum. Çünkü bunda sirke karışımı olduğu için, evet, direkt boğazı yakıyor. Alışmamış oldu. Yani ondan. Şu sosu gösterelim. Sos şurada. Karıştır bir göster abi. Yani bu, ana katkı maddesi bu piyazın.
Ya ana şeyde tahin bu sosu. Yani tahin sosu. İçinde çeşitli sarımsaktır, limon suyudur, evet, kimyondur, evet, bu tarz şeyler var. Yok, kimyon kullanmıyoruz. Siz kullanmıyor musunuz? Antalya'da işte bu da var. Kimyonu şöyle, müşteri geldi isterse veriyoruz. Mesela ben kimyonu sevenlerdenim. Neden kimyonu sevenlerdenim? Tahin bir gaz, sonuç itibariyle ciddi bir asit barındırıyor. Kuru fasulye de gaz yapıyor. Sindirimi kimyon kolaylaştırdığı için çok keyifli ve lezzetli bir rahatsızlık vermiyor. Şimdi şöyle, haşlama hiçbir zaman mideye dokunmaz. Evet. Tamam mı? Kesinlikle haşlama dokunmaz. Şöyle fasulye bir tanesini alıp ezdiğiniz zaman o kabuk gözükmüyor. Gözükmez diyorsun. O eriyor. Süper. Ama kuru fasulyeme yaptığın zaman yağ bunu dış zarı kabuğu şey yapıyor yani, elastik yapıyor. Anladım. Yani bunun haşladığı yani, zaman olmaz diyorsun. Kesinlikle. Şimdi olmaz. Şöyle gösterelim arkadaşlar, bakın kuru fasulyeyi tabana koydu, soğan ve domatesi üstüne ekledi. Şimdi yumurtayı doğruyor, bakın şöyle gösterelim, yumurtamızı doğruyoruz. Yumurtamız da sıradan bir yumurta değil, köy yumurtası kullanıyorum. Özel diyorsun. Aynen. Ya, güzel. Yani, ben gerçekten masraftan kaçmam. Her şeyin en güzeli lan. Kendim beğenmediğim bir şeyi ben dükkanıma sokmam. Kendim yemediğim için yedirmem. Yedirmem kesinlikle. Ne güzel. Yani istesem bu domatesi şöyle atıyorum 4 liraya alana kadar piyaza ve ekmek arasına bulacağım 2 liraya domates alırım. Evet. Almıyorum. Yani kendi hoşuma gider alıyorum ben. Evet. Şimdi geldi piyazın sosu mu? Yok. Önce sosunu ayarlayalım Ali Bey. Evet. Sosunu veriyoruz. Şimdi abi şu sosa bayılıyorum ya. Ekmeğe ban ban ye buna ya. Aynen doğru söylüyorsun. Bay 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 bay. Şimdi şöyle. Of. Şimdi zeytinyağımızı döküyoruz. En son da maydanozunu koyup servisimizi açacağız. Budur yani. Tabii bunlar orijinali budur ama tercihe göre. Örneğin domates sevmiyordur beyefendi, hı hı, ya da hanımefendi. Domates koyma der. Evet. Müşterilerin isteğine göre şekil alıyorsunuz. Işte, tabii ki öyle. Çok güzel. Ama orijinali soğanlı olmasıdır. Hı hı. Orijinal bu. Orijinali budur. Bir de limon konur yanına. Limonu sıkar koyarsın. Yok limonu dedim ya, sirke falan olduğu için. Yani bazıları limonlu seviyor. Tabii tabii. Yani biliyorsun. Az önce kimyon yakışanıdır. Doğru, evet, söylüyorsunuz. Ancak kimyonu bunun içine atarsak hoşuna gitmeyebilir. Hı hı. Ama kimyon seven kendi istemiyor. Tabii tabii tabii. Sonradan eklenebilecek bir şey o ya. Ekleyecek bir şey. Köfteye geçelim. Köfteye geçelim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Elinize rica sağlık. Rica ediyorum. Zevkle. Evet. Evet. Şunu ben şöyle masama koyma abi. Ne olur ne olmaz. Başına bir şey gelir. Herhangi bir yere çalışmadım. Hı hı. Biz de köfte piyazaya giderdik. Ben bir şey izlediğim zaman çabuk yapma kabiliyetim vardır. Hı hı. Büyüklerimiz vardı, iki köfteci vardı benden önce. Üçüncü köfteci Manavgat'ta ben oldum. Ve kendimi geliştirdim. Herhangi bir şekilde broşürdür, kağıttır, kürektir bunlarla girmedim. Benim örneğim Murat müşterim geldi ilk defa, hoşuna gitti. Örneğin bir arkadaş diyor ki ya gel Murat sana bir köfte ısmarlayayım piyaz. Ya ben bir yere gittim oranı çok lezzetlidir. Zincirlemeyle büyüdüm, evet, ben. Ya yani, sen bir de şey abi, kulaktan kulağa yayıldın. Yani insanlar sizin zamanınızda sosyal medya yoktu, reklam yoktu. En iyi insanlar yapar Murat. Evet, tabii tabii. Şimdi biz ikimiz çalışırken, tabii insanız, hepimizin acısı var, tatlısı, evet, var. Müşteriye yansıttığınız şeyin geri dönüşümü çok önemli. Tabii ki. Müşteri zaten bu yemeği ya da farklı bir yemeği her türlü her yerde yiyebilir. Amaç, evet, karın doyurmaksa şayet. Evet. Ama müşterilerinize veriyorsunuz o sıcaklığı, diyorsunuz ki evet bu güvenilir bir yer, içindekini biliyor, işte ne yediğini biliyor. Ev ortamı gibi ya burası. Kesinlikle sıcak öyle. Sıcak bir samimi bir ortam. Mini sempati. Evet. Yani çoğu diyor bana büyüt. Müşteri alıyor zaten sizden bunu. Kesinlikle kesinlikle. Siz evet. Ali abi ya çok kişi büyüt diye zaten baskı yapıyor ama büyüdüğü zaman aynı büyük bozulacağını, evet, düşünüyorum. Böyle tamam, daha iyi. Ben kesinlikle zaten aynen dediğiniz doğru. Ben kesinlikle düşünmüyorum. Yani gayet seviyorum dükkanımın küçüklüğünü de seviyorum. Yani buradan çıksam başka bir yere gitsem yine küçük dükkan bulurum. Evet. Büyütmem yani. Çünkü fazla masa kalabalık olduğu zaman köfte biliyorsunuz. Tabii tabii. Diğer sulu yemek gibi hazır değil. Burada pişiriyorsun. Müşteri bekleme olayı söz konusu var. Onun için az olsun, öz olsun, dönüşümlü olsun. Yani hesabımız bu. Şimdi gelelim ızgaramıza. Evet abi. Köftemizin bu şekilde soğanımızı, biberimizi, hı hı, közlüyoruz. Tamam. Olmazsa olmaz soğan, biber zaten abi. Aynen, közlenmiş. Aynen doğru. Bunu şu ızgaraya sürdüğümüz zaman bu kömür bunu ısıtacak ya. Evet abi. Bu ısındıktan sonra lezzetli derin pişmesi için, köftenin iç ve dış aynı pişmesi için mesela güçlü kömürleri arkaya alıyorum ben. Evet. Tamam mı? Yani ızgara ısındıktan sonra külün sıcaklığı daha iyi köfteyi pişirebilir. Hmm. Önemli olan şunun ısını. Isındıktan sonra güçlüleri çekeceksin. Değilse dışı farklı biçer, içi farklı biçer. Ve de ateş feri düşük olacak.
Altında da soğanı muvanı duracak çünkü o ateş ısıyı düşürüyor. Emecek onu. Tabii. Fazla yani, ısıyı. Vermeyecek fazla ısı. Evet. Ve köfte attıktan sonra sürekli olarak oynayacak. Çevirerek, sürekli çevirmen lazım. Hadi o zaman atalım, hem çevirelim hem pişirelim. Hemen başlıyoruz. Evet, köftemiz genelde yaptığımız zaman... Bu ne eti abi, köfte? Şimdi, bunu yuvarlak tutmamızdan sebep ne biliyor musun Murat Bey? Eğer açarak kovursak kuruma yapar, kuruduğu zaman da lezzeti ölür. Bu kurumaması için böyle yuvarlak koyuyoruz. Izgaraya atarken... Şeklini bunu, veriyorsun. Tabii, ızgaraya atarken de şu şekilde açıyoruz ve atıyoruz. Bu süt tanası. Süt tanası. Evet, dana. Yani inek kesinlikle hiçbir şey yok. Benim sadece duz, bayat ekmek ve dananın kaburgası. Evet. Yağı, duzu kendinden, farklı koyuyorum. Ben mesela şimdi çoğu diyor bazıları, kuzu, kuzu eti koy diyor, tamam mı? Evet abi. Veya kuyruk yağı. O ya, zaman bunu kuzu yaptım. Etiyle de güzel ama senin tarzın bu. Yıllardan beri alıştırdığın şimdi, bir damak tadın var. Mutlaka, mutlaka. Bunu değiştiremezsin ama et tadı almak istiyorsan hiçbir madde kullanmayacaksın. Evet. Baharat da kullanmayacaksın. Ya kuzu da kullan. Ya bizim bu bölgede zaten baharat sevilmiyor abi. Yani ette özellikle etli ürünlere baharat konmuyor. Aynen. Etine güvenen baharat atmaz diye bir laf vardır abi. Hani malına güveniyorsan baharata gerek yok süslenmeye. Zaten kesinlikle. Et özellikle hayvan iyi beslendiyse, iyi yerde yayıldıysa o çok önemli. Onun o yemiştir onu taze taze kekiğini, baharatını. Tabii tabii onlar zaten çok önemli. Çünkü farklı bir şey kullandığınız zaman, tamam mı? Evet abi. Baharat türü, tamam kimseyi ben götürmek istemiyorum ama sade olacak ki etin tazeliğini bileceksin. Evet. Eğer o baharat, ne de biliyor musun? İyice amda etin birkaç gün kalmıştır, o baharat o hatayı kapatıyor. Evet. Sade olması her zaman tercih kesinlikle. Olması gerekiyor. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Baharatı kendin sonradan at eti. Bitti. Bir yere gittiğiniz zaman baharatsız isteyin. Böyle oynaya oynaya, karıştıra karıştıra pişireceğiz. Doğru mu abi? Aynen öyle. Şimdi köftemiz... O zaman biz köftemiz piştiğinde biraz sonra arkadaşlar masada devam edelim. Masada sohbet Ali abiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi köfteyi pişirsin Ali abim. Servis etsin. Tamam mı Ali abicim? Ben aynen. Masaya geçiyorum. Aynen. Zaten abi. Masaya geçiyorum da arkada sohbete biz yine devam edeceğiz yani. Kayıt. Şimdi köftemiz hazır. Artık afiyetle sizlere yemek düşüyor, müşterimize yemek düşüyor. Yani gerçekten ben kendime bu konuda çok güveniyorum. Bazen ilk müşterim geliyor, diyorum ki bir parça ısır, hoşuna gitmezse... Şimdi bu köfte olayı nasıl bir şey biliyor musun Ali abi? Ben Türkiye'yi geziyorum. Türkiye'yi gezerken köftelerimizi alıyoruz bu arada. Şimdi Türkiye'de birçok yerde köfte yapılıyor abi. Herkes farklı yapıyor. Evet. Herkesin de alıştığı ve öğrendiği, damak tadına uyguladığı köfte farklı. Şimdi gelip senin köfteni beğenmeyenler olabilir. Farklı, Türkiye'nin farklı yerlerinden. Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Ama biz de gittiğimiz bazı yerlerde bize uymuyor. Çünkü neden? Bizim damak zevkimize uymuyor. Aynen. Ali abinin köftesi mesela biz bayıla bayıla yeriz. Çok severiz yani. Bizim bu bölgede çocukluğumuzdan beri alıştığımız köftedir. Ekmek arası yapardı eskiden. Şimdi peki ekmek arası yapıyor mu abi yine? Evet, ekmek arası tabi. Ben ekmek arasını zaten şöyle söyleyeyim. Müşterinin isteğine gel göre, abi, müşterinin isteğine, bazı müşterimiz çiğ soğanlı seviyor, şimdi, bazı müşterimiz pişmiş soğanlı çiğ seviyor. Çiğ soğanlı da yenir be abi. Tabii, ekmek şimdi, arası zaten çiğ soğan yakışır. Şimdi biz o gerçek. Ekmek arası da yaptırdık Ali abiye zamanında. Diyor ya 35 yıldır ya. Düşünün yani bunu yapıyor. Şimdi ben ekmek arasını şöyle yapıyorum Murat Bey. Salata biçimde yapıyoruz. Evet, evet. Bazıları domates dilim yapıyor, ısırdığın zaman domatesin oranı büsbütün çıkıyor. Evet evet. Aynı şeyi, yani salat, sen, aynı bildiğin normal bir salata yapıyorlar arkadaşlar. Aynen. Sade ne yok? Salatalık yok. İçinde biber yok. Aynen. Maydanoz, soğan ve domatesi salata gibi doğruyorlar. Aynen. Harmanlıyorlar. Aynen. Arasına döşüyorlar. Bu ekmeği de yaparlarken bakın yağına falan bandırıyorlar ya, ısıtıyorlar. Abi yerken inanılmaz bir lezzet sularına. Şu an ağzımın sular akmaya başladı. Çocukluğumun beynime kodlanmış durumu. Abi hemen başlıyorum bak. Eğer ben bunda baharat kullansam veya kuzu eti veya kuyruk yağı kullanmış olsam şu etin tadını alamazdım. Çünkü o daha ağır basardı. Direkt eti hissediyorsunuz. Yani aynen. Buradan buranın olayı... Köftenin özelliği budur. Yani direkt et yiyor gibisiniz. Hafif, hafif yağlı bir et. Çünkü köfte yağlı olur. Köfte yani kesinlikle kuru olur çünkü abi. Her türlü et zaten yağsız. Yani yağsız et. Ben zaten kasaba... Balığı bilen yağsızı yavan geliyor ağzına. Şimdi mesela kasaba giderim bazen. Tamam, orada mesela şahit olursun. Kasaba ortamında birçok şahit olmuşluğum var. Abi yağsız kıyma ver. Ben mesela hayatta gittiğim zaman kesinlikle abi orta yağlı bir kıyma veriyorum. Aynen. Benim her zaman istediğim aynen. Kıyma orta yağlı. Aşırı da olmayacak, yağsız da olmayacak. Aynen, orta yağlı. Orta. Doğru. Evet abi, bu olay bizim olayımız. Ha, tuz isterseniz atarsanız evet. Çünkü tuz biraz yakışa olur.
Az tuz yasaksa az da olsa kullanmak gerekir yani. Tuz olacak. Her şey kıvamında be Ali abi. Tabii, yani hayatta bir denge üzerine kuruludur. Yani aynen, doğru. Tuzu da atacaksın, şekeri de atacaksın ama bir dengede olacak hepsi. Ya benim mesela çok piyaz hastası müşterim var. Ya niye piyaz... böyle küçük kaşıkta yeniyor abi? Burada var. Bana... Burada bizim manavlakta var. Ya ister büyük kaşıkta veriyoruz. İstersen büyük kaşık verebilirim. Hayır hayır. Onu değil. Ali abi. Bu bir şeyim var. Geleneksel gibi bir şey yani. Bizim manavlakta bu tatlı kaşığıyla yeniyor piyaz. Evet. Antalya'ya git veya Antalya'nın diğer ilçelerine gidip hepsi normal kaşıktı. Ya şimdi bazı müşterimiz diyor ki ya Muhtar diyor boğazıma kaç abi diyor biraz büyük kaşık ver diyor mesela esprisini yapıyor. Harbi öyle ya. Tabii. Yani bunda yorulur adam ya. Yok yok yo, gel gel abi gel. Ali abi. Fiyatlarımız ne abi? Fiyat köfte porsiyonumuz 25 lira, piyaz porsiyonumuz 15 lira. Bu duble arkadaşlar. Bu duble. Köfte de duble. Bizdeki iki kişi şu an kameranın arkasında da. Tabii tabii tabii. Habib var. Şu an o da acıktı. El ayağı titriyor. Habib, hazır mısın abi? Habib yani, şu an... Habib kardeşim size... Yani şu an ağzı sulandırın farkındayım ben evet, yani. Evet, yani gerçekten şu an zorlanıyor. Farkındayım. El ayağı karışmaya başladı. Abi bizim yerimiz çok basit. Yukarıhisar Mahallesi'ne gelin. Manavga'da geldiğiniz Vatan Kompütür'ün bir alt sokağında. Ve Esfak'ın arka sokağı. Esfak 2 var Manavga merkezde. Hemen onun arka sokağında. Merkez Yukarıhisar, Opet var. Kime Beto. Sorsanız biliyor bakın. Yukarıhisar Mahallesi'ne gelin. Yoldan bir çocuk çeviriyor 10 yaşında. Muhtarlık nerede diyeyim. Yani. Muhtarlık burası aynı zamanda. Köşede of, yani köşede bilgisayar var hemen ızgara evet. Yanında. Ali abi bulun. Benim selamımı söyleyin. Size güzel bir sohbet eşliğinde güzel bir köfte yapsın, güzel bir piyaz yapsın. Afiyetle yiyin arkadaşlar. Ali abicim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Afiyetle olsun. Allah razı olsun. Kardeşimiz de ağzı bayağı sulandı artık. O da müsaadele de girmeye başlasın evet, yani. Evet, evet. O kamera kapanınca bana sitem ediyor. Evet arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hemen alt tarafta lütfen beğenerek ve yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.